Selamünaleyküm dostlarım bu videomda sizlere WhatsApp çevrimiçi takipten bahsedeceğim gerçekten çok güzel çalışıyor anlık çevrimiçi bildirimleri alabiliyorsunuz arkadaşlar Hemen şunları bildireyim videomun başında uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım oradan indirebileceksiniz ve videonun sonuna da link nasıl geçilir sonuna bir ek video koyacağım o linkte bu şekilde geçebileceksiniz arkadaşlar Şimdi yapmamız gereken uygulamamızı indirdikten sonra şu yolları izlemek arkadaşlar. Uygulamamıza tıklıyoruz. Uygulamamıza tıkladıktan sonra bakın burada başlat menüsü var. Başlata tıklayacağız. Orada kısa bir onayla ibaresi vardı arkadaşlar. Onu da onayladım. Şimdi burada henüz kimseyi takip etmiyorsunuz diyor ve aşağıda numara ekle var arkadaşlar. Numara ekleye tıklayacaksınız. Numarayı ekleye tıkladıktan sonra buraya numaraya gireceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi buraya bir numara gireceğim. Burada videoyu bir durdurayım öncelikle. Şimdi arkadaşlar numaraya girdim. Numaraya girdikten sonra e, ekrana şöyle bir ibare çıktı. 2 dakika içerisinde hazır olacaktır dedi. Yani 2 dakika içerisinde çevrim karşı taraf çevrimiçi olduğunda size bildirimler gelecek. Şu anda gördüğünüz gibi aktiviteler bekleniyor diyor arkadaşlar. Burada reklamlar çıktı. Reklamları kapattım. Gördüğünüz gibi burada bugün giriş yok. Bekleyebilir veya üst kısımdan tarih değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir ekran var arkadaşlar. Daha çünkü çevrim içi olmadım ben. Şimdi numaramla bir çevrim içi girişi yapacağım arkadaşlar. Bakalım çevrim içi nasıl olacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Buradan bir ayrılalım. Buraya geldiğimizde ise buradan hemen bir WhatsApp'a bir giriş yapalım. Girişimizi yaptık. Birazcık bekleyelim. Daha sonra o uygulamaya bir giriş yapacağız arkadaşlar. Çünkü 2 dakika beklemen gerekiyor diye bir ibare vardı orada. Uygulamamıza bir giriş yapalım. Hala çevrim dışı olarak gözüküyor. Çünkü daha uygulama devriyeye geçmedi. Çünkü biraz beklemek zorunda arkadaşlar. O yüzden birazcık bekleyeceğiz. Ben burada videoyu uzun tutmamak için videoyu biraz durduracağım arkadaşlar. Uygulama çalışmaya başladıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi üstte bildirim geldi. Ben online diye yazıyor. Ben o şekilde yazmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde artık bakın WhatsApp'tan çıkayım arkadaşlar. WhatsApp'tan çıktıktan sonra bir bildirim daha gelecek büyük ihtimallikle. Çünkü çevrim içi çevrim dışı bildirimleri geliyor. Anlık olarak çevrim dışı olduğunun bildirimi gelecek. Gördüğünüz gibi çevrim dışı bildirimi de şu anda düştü ekrana. Yani 8'i 8, 8 geçer çevrim içi olmuşum. 8'i 9 geçer çıkmışım arkadaşlar. Bu şekilde de bildirimleri alabileceksiniz. Şu an sesi de çıkardı bildirim sesleri ama ben telefonumu Sessize aldım. O yüzden video esnasında ses çıkmasın diye. Şu anda sessizde olduğu için çıkmıyor arkadaşlar. Buradan tekrar WhatsApp'a bir giriş yapayım. Bir giriş daha yaptıktan sonra tekrar bakacağız arkadaşlar çevrim içi bildirimle. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi videonun sonuna da bir ek video koyacağım arkadaşlar. O şekilde de bakın bir bildirim daha geldi üstte. Bakın tekrar 8'i 10 geçe çevrim içi oldum. Önce girdim çıktım tekrar çevrim içi oldum arkadaşlar. Ben videoyu sonlandırıyorum ve videonun sonuna da ek video koyacağım. Onu da o şekilde izleyerek çok rahat bir şekilde indirebileceksiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Link'e tıklıyorsunuz. Bakın link'e tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direk hemen indirmeye başlar arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz sağlıklı günler dilerim